Görme engellilere Almanya'da sağlanan yardımlar nelerdir? İster ilticadan kabul alsın, isterse normal yolla gelip oturum alsın, fark etmez. Bu anlatacağım çalışmalar herkesi kapsamaktadır. Ama görme engelli ve mültecilere yönelik ek bir açıklamada bulunacağım. Merhabalar değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. 1973 doğumluyum, üniversite mezunuyum, İngilizce öğretmenliği bölümü, yüksek lisansımı multimedya sistem, yabancı dil öğreniminde multimedya sistemleri üzerine yapmıştım. İyi derecede araba kullanıyordum. Ancak 2010 yılında değerli arkadaşlar halı sahada futbol oynarken gece top yanımdan geçince arkadaşlar gülmeye başladı. Birkaç defa topu fark etmeyince ne oluyoruz dedik. Bir iki de trafik kazasına karşılaşınca bir arabanın sağ burnundan bir de sol burnundan çarpınca ya diyorum adamlar ne kadar dikkatsiz hep çarpıyor hep de aynı yerden olunca ben de dedim ya bu işte bir testlik de olabilir düşüncesiyle birkaç doktora gittim. Genelde baktılar gözün sağlam dediler. Bir gün Samatya'ya gidince orada detaylı bir araştırma yaptıklarında görme engeliniz var dediler. Maalesef gece körlüğü demişlerdi. Bu çerçevede ben de görme engelli başlayınca yani halk arasında tavuk karısı denilen gece körlüğü, retinitis pigmentosa olunca araba kullanmayı bıraktım. Yeni hayatı biraz kabullenmekte hani zorlanmadım çok şükür. Hani Allah inancı olan, kader inancı olan birisiyim. Bunu 2010'dan 2014'e doğru hızlı bir şekilde gerileme oldu. %90'lar seviyesine geldi. 2014'ten bugüne kadar da %90 civarında durduğunu raporlarda görüyoruz. 2016 yılında Almanya'ya geldim. Almanya'ya geldikten sonra da burada oturumumuzu aldık çok şükür. Bundan sonra ne yapabiliriz de baktığımızda araştırmalara başladım. Tabii iki senemi buldu görme engelli imkanlarından yararlanmak. Çünkü etrafımdaki insanlar şurada görme engelli derneği var, şurada görme engelli okulu var diyor ama adres yok, telefon yok, hani yardım eden yok. Herkes bir şey söyledi fakat bu imkanlardan maalesef biraz geç haberimiz oldu. Daha sonra ben de bu hak ve imkanlardan yararlanmak için çevremdeki arkadaşlara duyurmaya çalışsam da bununla ilgili bir çalışma yapmadığımı görmüşüm. Onun için kusura bakmayın biraz geç oldu. İnşallah bundan sonraki imkanlarda biz de insanlara faydalı olmaya çalışalım. Değerli arkadaşlar, görme engelli birisi Almanya'da oturumunu aldıktan sonra birazdan bahsedeceğim haklardan yararlanabilir. Bu haklara geçmeden önce sorularınız varsa, özel sorularınız varsa Oktay Özdemir OO adlı Twitter hesabından ve Oktay Özdemir OO adlı Instagram hesabından sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da videoların paylaşma kısmından, yorumlar kısmından sorularınızı paylaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, iltica eden birisi Türkiye'den gelirken kendi görme engelli raporlarını getirdiğinden dolayı İltica aşamasında sadece mülakatlarda şu katkısı oluyor değerli arkadaşlar. İşte ben süreçten önce şu kadar görme engeline sahipken süreçten sonra görme engelim %5, 10, 20, 30 arttı. Yaşam hakkım engellendi, tedavi hakkım engellendi. Ya da hapse girdikten sonra %40 olan görme engelim hapse girdikten sonra %70-80'e çıktı. Dediğinizde bu tedavi imkanınızın engellendiğini, yaşam hakkınızın engellendiğini, özgürlük hakkınızın engellendiği üzerinde durmanız lazım ki yani size Türkiye'ye geri döndüğünüzde başınıza ne gelir dediğinizde zaten azıcık kalan görme engelim komple gitmiş olacak ve yaşam hakkım ve özgürlüğüm elimden alınmış olacak. Birilerine bağımlı yaşamak zorunda kalacağım ve hapiste de kimse kimseye yardımcı olmuyor. Devlete dilekçe verdiğinde bu dilekçeler dikkate alınmıyor. En az 5, 10, 20, 30, 40 dilekçeden sonra ancak hastaneye sevk ediliyorsunuz.
ama iş işten geçmiş oluyor gibi bir ifadeyle sürecinizi yönetmenizi tavsiye ediyorum. Bu diğer engelliler de aynı formatta yürüyebilir diye düşünüyorum. İnşallah fırsat ve imkan bulursam diğer engelli arkadaşlar için de video çekmeye çalışacağım. Birincisi bu. İkincisi, görme engelliler haklarından yararlanabilmek için kabulleri alması gerekiyor. Yani ilticadan kabul alması gerekmektedir. Yani oturumunu alması gerekmektedir ki ondan sonra görme engelli haklarından yararlanabilsin. Şimdi burada peki ret alsa yararlanabilir mi? Evet, ret alsa da yararlanabilir. Ancak prosedürü biraz daha uzun. Yani biraz uğraşmak gerekiyor orada değerli arkadaşlar. Burada önemli kriter şu. Bir, Almanya'ya geldikten sonra ister normal gelin ister iltica ederek gelin fark etmez. Yapmanız gereken ilk şey sizin Türkiye'deki raporlarınız Almanya'daki devlet dairelerinden dikkate alınmamakta, sayılmamakta. Hani dikkate alınmıyor demeyelim. Evet, arşive koyuyorlar. Bunu hastalığınızın hikayesi seyri açısından dikkate alıyorlar. Ama işlem yapmak için hukuki olarak geçerli değil. Bunun için yapmanız gereken ilk şey değerli arkadaşlar, önce bir kan doktorundan ya da ev doktorunuzdan hemen bir göz doktorunuza sevkinizi isteyiniz. Ve mutlaka bir görme alanı testi, gözünüzün hastalığını tespiti için bir rapor almanız gerekiyor. İşte bu rapor işe yarayacaktır. Bu raporda yazması gerekenler, bu kişinin hastalığı şudur, işte Stargardt'tır ya da retinitis pigmentosa'dır, bu hastalığın tedavisi yoktur ve şu gözü, sağ gözü %2,5-3 görmektedir, sol gözü %3-5 görmektedir ya da %10-20 görmektedir şeklinde rapor yazılmakta. Bu rapor, yani 3-4 satırlık bu yazı işe yaramaktadır. Bununla birlikte sağ göz ve sol gözün görme alanı testi ve görme alanı fotoğrafı olacak. Bu belgeler aldığınız takdirde değerli arkadaşlar, sizler artık Almanya'nın ve sağlamış olduğu sosyal yardımlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz manasına gelmektedir. Ancak bu görme alanı testini gelir gelmez yapınız. Çünkü haklarınızı elde etmek için ihtiyaç olacaktır. Daha sonra 6 ay sonra bir tane daha yapabilirsiniz. Yani 3 ay sonra da yapsanız olur ama 6 ay sonra bir daha yaparsınız. Sonra bir 6 ay sonra bir daha yaparsınız. Yani başvurudan bir sene sonra. Ondan sonra senelik bir defa bu testleri yapmanızın size faydası olacaktır. Birincisi bu. İkincisi, yapmanız gereken görme engelli maaşı. Buna Blindgeld diyorlar, görme engelli maaşı. Değerli arkadaşlar, almış olduğunuz sosyal yardımların dışında pozitif ayrımcılık olarak, yani siz işe girmiş olsanız eksik maaş verileceğinden dolayı bu ayrımcılığı giderme adına sizlere ek olarak 739 euro 2020 yılı için ek olarak görme engelli maaşı verilmektedir. Yani evinizin, bekarsanız almış olduğunuz sosyal yardımın ev kirasının dışında ek olarak işe giriyor olsanız dahi kesinti yapılmamaktadır bu maaştan değerli arkadaşlar. Almış olduğunuz sosyal yardımlara ek olarak 739 euro daha size görme engelli maaşı bağlanmaktadır. Ömür boyu devam etmektedir bu. İkincisi değerli arkadaşlar, bunun için Blindgeld bürosuna başvuru yapmanız lazım. İnşallah açıklamalı kısmında bunun adres ve telefonlarını paylaşacağım. Daha sonra değerli arkadaşlar, seyahat belgesi almanız gerekiyor. Seyahat belgesi için Versuchungsamt dediğimiz araştırma dairesi var. Oraya gitmeniz gerekiyor. Devlet İstatistik Araştırma Dairesi dediğimiz böyle bir yer var. Kime sorsanız size gösterirler değerli arkadaşlar. Bunu daireye gittiğinizde yapmanız gereken, görme engelli test raporunu alıp oraya gittiğinizde size bu raporla birlikte içeri başvurunuzu alacaklar ve bir tane yıllık size seyahat belgesi verecekler değerli arkadaşlar. Bu seyahat belgesiyle bir yıl boyunca tüm toplu taşımalarda, hızlı trenler hariç maalesef, tüm toplu taşımalarda ücretsiz ve limitsiz seyahat etme hakkınız bulunuyor.
Şimdi eğer %70 ve üzeri engelli olanlar, yani engelli raporunda %70 ve üzeri görme engeli kaybı olanlar engelli maaşından ve bu sosyal biletlerden yararlanabiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu bileti aldıktan sonra ya da biletle beraber aynı birimden bir de görme engelli kartı kimliği almanız gerekiyor. Bu görme engelli kimliği de kartında ne kadar görme engelli olduğu yazmasa da orada görme engelli olduğunuz yazmakta, üzerinde BL yani Begleitung yani yanında refakatçi de beraberinde gelebilir manasında yazmaktadır. B aynı zamanda behindert yani engelli. Dolayısıyla BL'ye baktığımızda yanınızda bir refakatçi de beraber ücretsiz olarak sizinle birlikte seyahat etme imkanı bulunmaktadır. Onun için Versuchsunterlagen'da yapmanız gereken bir görme engelli kimlik kartı alıyorsunuz, bir de seyahat belgesi alıyorsunuz. Ha, bunu hemen vermiyorlar. Önce araştırıyorlar. Bu 4-5 ay bazen 6-7 ay sürüyor. Bu kimlik kartını başvuru yaptığınız andan itibaren aynı zamanda eş zamanlı olarak görme engelli maaşı yaptığınızı, başvurusu yaptığınızda değerli arkadaşlar, bu başvuru tarihinden itibaren görme engelli maaşınız işlemeye başlıyor. Ama bu görme engelli kartını aldıktan sonra size maaşı verecekler. 5-6 ay sürdüğü için toplu para da hesabınıza yatırılmaktadır değerli arkadaşlar. Ne yaptık? Görme engelli kartını aldık. Görme engelli seyahat belgesini aldık. Görme engelli maaş başvurusunu yaptık. Bununla birlikte görme engelli hizmetlerinin sunduğu dernekler var. Bu dernekler neler yapmakta değerli arkadaşlar? Görme engelli dernekleri var. İnşallah yakında biz de bir görme engelli derneği kuruyoruz. Yani sadece görme engelli değil, özür dilerim. Engelliler Derneği ya da Engelliler Platformu kuruyoruz. Yakında onun deklarasyonu yapacağız inşallah. Ama Almanya'da bir sürü görme engelli dernekleri var değerli arkadaşlar. Bu dernekler sizlere her türlü sosyal imkanı sağlamada refakat ediyor. Mesela bir tanesi 7/24 hizmet veriyor bunlar. Ne yapıyor mesela? Siz diyorsunuz ki ben şu saatte tren istasyonunda olacağım diyorsunuz. O geliyor sizi tren istasyonunda karşılıyor. Sizi trene bindiriyor. Daha sonra ineceğiniz istasyondaki onların irtibatta olduğu diğer yetkili görevli gelip sizi tren istasyonundan alıp diğer aktarmalı trene veya gitmek istediğiniz yere otobüse, taksiye bindirmeye kadar size refakat edebiliyorlar değerli arkadaşlar. Aynı zamanda eğer kendi başınıza hani imkanlarınız yoksa yine sigorta firmasına başvuru yapıyorsunuz. Yani Krank'ın kasa dediğimiz sigorta firmasına başvuru yapıyorsunuz. Bu sigorta firması size refakatçi beraberinde tahsis edebiliyor. Yani onun maaşını da sigorta firması karşılamakta değerli arkadaşlar. Ancak sigorta firması size refakatçi sağladığında bu görme engelli maaşından yani ikisinden birini tercih etmeniz gerekiyor. Birini kesebiliyor yani bu gibi durumlarda. Sigorta firması size refakatçi sağlayabiliyor. Ne yapıyor? Evinizde 7/24 8 saat vardiyalı bakıcılar tahsis edebiliyor. Eğer kendi başınızın çaresine bakamıyor, yatalak durumdaysanız ya da hani hiçbir şeyinizi yapamıyorsanız ya da saatlik bir şekilde yani günün ya da haftanın belli saatlerinde gelip temizliğinizi yapabiliyorlar, çamaşırınızı yıkayabiliyorlar, yemeğinizi yapabiliyorlar. Bu tarz imkanları sağlayan kurumlarda var. Bunu ya sigorta firmanızdan talep etmeniz gerekiyor ya da görme engelli derneklerinden talep etmeniz gerekiyor. İkincisi buydu. Diğeri de eğitim olanaklarıyla alakalı değerli arkadaşlar. Eğitim olanaklarına baktığımızda yetişkinler için ve 18 yaşından küçükler olarak durumu ikiye ayırmamız gerekiyor. Almanya'da yetişkinler için 4 tane eğitim bölgesi bulunmakta. Bir tanesi Würzburg şehrinde, bir tanesi Düren şehrinde, bir tanesi Halle, diğeri de Hamburg şehrinde bulunmaktadır. Peki bunu nasıl bulabilirsiniz? İnternete yazdığınızda
kısa adı Bursa Fatsa WV olarak geçiyor. Yani Hamburg BFV, Düren BFV, Würzburg BFV, Halle BFV yazdığınızda karşınıza iletişim bilgileri çıkar. Yani Bursa Fatsa WV baş harflerinden oluşuyor. Beruförderung Werk olarak geçmekte değerli arkadaşlar. Uzun ismi. Yani Bursa Fatsa WV kısa ismiyle yazdığınızda, yani Düren BFV ya da Würzburg BFV yazdığınızda adresinize ulaşabilirsiniz. Bunlardan Würzburg olanı entegrasyon kursu bulunmakta, sertifika programı bulunmaktadır. Diğerlerinde bu program bulunmamaktadır. Diğerleri Sprachkurs dediğimiz konuşma ağırlıklı. Yani B1 sertifikası olanlar ya da B1 seviyesinde Almancası olanlar Düren, Hamburg ya da Halle'ye gider. Zannedersem Hamburg'da sertifika veriyor. Unutmuş olabilirim. Telefon edip sormak lazım. Ama Würzburg'u kesin biliyorum. Ben bir sene kadar Düren'deki görme engelliler okuluna gittim. Onun için tecrübem var o noktada değerli arkadaşlar. Şimdi bu kurslarda hangi mesleklere imkanlar sağlanmaktadır? Telefonist, telefonculuk, sekreterlik, ofis memuru, büro yöneticiyi ya da devlet memuru dediğimiz kısımlar var. Würzburg'da ek olarak yazılım da bulunmakta. Bütün hepsinde masörlük eğitimleri de verilmektedir. Peki sistem nasıl işliyor? Bir sene boyunca görme engelli kursuna gidiyorsunuz, dili öğreniyorsunuz. Dili öğrendikten sonra ikinci sene bir Grundtrainer, bir de FOL dediğimiz sistem var. Grundtrainer görme, merkezi görme kaybı olanlar Braille alfabesiyle, yani nokta alfabesiyle eğitimine devam etmek için, teknik eğitim almak için bir sene daha ya da 6 ay ya da bir sene daha bu kursa gitmekte. FOL dediğimizde ise hani büyüterek dahi olsa okuyabiliyorsa onlar da oraya görme kenarları görmeyen ama merkezi görenlerin gittiği eğitim programıdır. Bu teknik bir senelik ya da 6 aylık eğitimi tamamladıktan sonra seçtiğiniz alanlarda 2 yıl ve 3 yılda eğitime devam ediyorsunuz. Mesela mesörlük eğitimi 3 sene, yazılım eğitimi 2 sene, ofis eğitimi 2 sene şeklinde 2 sene daha eğitime gidiyorsunuz. İşte bu meslek eğitiminde biraz daha imkanlar genişliyor. O zaman masörlük eğitiminde Mainz'a gidebiliyorsunuz. Heidelberg'de yazılım eğitimine gidebiliyorsunuz. Ondan sonra Magdeburg'da gidebiliyorsunuz. Yani bu sefer bu görme engelli okullarında eğitiminizi tamamladıktan sonra meslek eğitimleri için seçeneklerin sayısı 10-15 bölgeye ayrılmış oluyor, okula ayrılmış oluyor. Böyle bir imkan daha bulunmaktadır. Çocuklar için bu imkanlar daha geniştir. Evet. Dolayısıyla okula gidiyorsunuz ve okulun tüm masraflarını devlet karşılamaktadır. Değerli arkadaşlar, bu görme engelli okullarında görme engelli insanları sistemine göre sistem kurulmuştur. Sınıflar 7-8 kişilik sınıflardan oluşmaktadır. Özel eğitimler alınmaktadır. Bilgisayarlar görme engelli programına göre programlanmıştır. Sesli sistem, kulaklı sistemle dinleyerek ya da kabartma yazısı klavyeyle okuyarak öğreniyoruz. Kabartma dokümanlar bulunmaktadır. Ve yurtta yatılı kalma imkanı var. Yani eviniz başka bir şehirde olabilir. Job Center evinizin kirasını öderken yine görme engelli ile alakalı dairede görme engelli, yani bu hangisi? BAMF, yani Göçmenler ve Mülteci Dairesi de yetkili kıldığı kurum üzerinden sizin eğitiminizi ödemekte. Eğer bir kişi bir senelik eğitim aldığı takdirde bu ortalama 53.400 euro kadar bir rakam tutuyor. 7-24 kalmalı. Yani yurdunda kalabiliyorsunuz. Yurtlar tek kişilik, içerisinde tuvalet, banyo, buzdolabı, dolapların olduğu bir, yani şöyle söyleyeyim, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı otel konforunda diyebilirim. Yani gerçekten temiz, her gün temizlik yapılmakta. Yemekler 3 çeşit, genelde 3 menü bulunmakta. Birisi etli menü, ikincisi beyaz et, yani tavuk veya balık tarzı menü.
Üçüncüsü de vejeteryan menü. Yani bu da daha çok helal yiyeceğe dikkat edenler vejeteryan menü ya da balık menüsü yiyebilirler. Yani içerisinde çorbanın, ana menünün ve salatanın, tatlının olduğu bir menüden bahsediyoruz. Evet, doyurucu, tatmin edici yemekler imkanları sunmaktadır değerli arkadaşlar. Eğitim saatleri Düren'de sabah 7.45'te başlayıp 16'ya kadar devam ediyor. Würzburg'da ise sabah 8.30'da başlayıp 12.30'a kadar devam ediyor. Bu imkanları yararlanmak için yapmanız gereken Job Center ve Arbeitsagentur'la görüşmeniz gerekiyor. Ben Almanca öğrenmek istiyorum, mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Bunun için görme engelli kursuna gitmek istiyorum diyebilirsiniz. Eğer çevrenizdeki insanlar adres vermekte zorlanıyorsa bu gibi durumlarda ev doktorunuzdan yararlanabilirsiniz. Ev doktorunuz size nokta atış adresi vermektedir değerli arkadaşlar. Job Center ve yabancılar daire Job Center ve Arbeitsagentur hangisiyle muhatap olacağınızı kestiremiyorum. Yani ikisinden biri de bunu karşılıyor. Arbeitsagentur ya da Job Center gidebilirsiniz dedikten sonra bu okullarla yazışmanız gerekiyor. Yazışmayı yaptıktan sonra Job Center yazışmayı devam ettiriyor. Yani siz o kursa gidiyorsunuz, kabul şartlarını öğreniyorsunuz, sizi gezdiriyorlar. Şartlarını öğrendikten sonra Job Center ödediği an o kursa devam edebilirsiniz. Böylelikle ondan sonra kurs bittikten sonra devam etmek istediğinizi söylediğiniz takdirde Job Center ödemeye devam ediyor. Ha, bundan dolayı bu eğitim programından dolayı eğer taşınmak isterseniz okulunuzun oraya taşınabilirsiniz. Yani bu imkanda görme engelliler için istisnai bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır değerli arkadaşlar. Evet, şimdilik konuyla alakalı biraz uzattım. Hakkınızı helal edin. Sorularınız varsa yine Oktay Özdemir OO ya da Oktay Özdemir OO adlı Instagram veya Twitter hesabından bana sorularınızı sorabilirsiniz direkt mesajlar ile. Değerli arkadaşlar, beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.